İstanbul'da taksi sorunu bitmiyor. Peki sorunun temelinde ne var? Taksiler ve toplu taşıma araçları için ayrı yol mümkün mü? Trafik sorunu çözülürse taksi sorunu da çözülebilir mi? Taksilere alternatif ulaşım araçları neler? Pek çok soru var. İşte yanıtları. İstanbul'da istediğiniz zaman taksi bulabiliyor musunuz? Yok, bulamıyoruz. İstediğimiz zaman taksi bulamıyoruz. Denetimler arttı, uyarılar arttı fakat İstanbul'daki taksi çilesi bir türlü bitmiyor. Son 10 ayda İstanbul'da 43.104 taksiye ceza kesilirken 1971 taksi de trafikten men edildi. Bu artık kangren haline gelen taksi problemi nasıl çözülebilir? Önce yolları yaparlarsa düzelir. Ekstradan yollar yapılması lazım aslında. Yani belediye işler düşüyor, yani büyük şehire büyük işler düşüyor. Ulaştırma profesörü Mustafa Ilıcalı'ya göre İstanbul'daki taksi sorununun temelinde trafik problemi yatıyor. Trafik problemini çözersek bu İstanbul'a ilave 5000 taksi etkisi yapar. Ilıcalı toplu taşıma ve taksi yolunun normal yoldan ayrılmasıyla taksi sorununun çözüleceği görüşünde. Belediyenin toplu ulaşımı taksi içine alacak çok şeritli yolları da bir şeridi ayırırsa hem toplu ulaşımın hızı artarak kapasitesi artar, hem taksilerin hızı artar. Bu sefer müşteriyle buluşma süreleri kısalır. Sorunun çözümü için aktif toplu taşıma sistemlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra deniz ulaşımına yönelik yatırımların artması da sorunun çözümüne katkı sunabilir. Denizin de daha fazla kullanılmasıyla trafiğe ve toplu ulaşıma çok olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Orta ve uzun vadede de tabii ki bir an önce raylı sistemin güçlendirmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor.